Cep telefonu bağımlılığı hızla artıyor. Bu da beraberinde pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Telefonun manyetik dalgalarına maruz kalmak kalp damar hastalıklarını tetikliyor. Cep telefonu kullanırken yapılan duruş bozuklukları ise omurga yapısını bozuyor. Kalp hızı artmasıyla birlikte kimisinde de ritim bozukluğu da tetiklenebilir. Omurgaya binen yükleri birkaç kat arttırabilmekte. Kardiyovasküler hastalıklara zemin hazırlıyor. Omurga yapısını bozuyor. Cep telefonu bağımlılığı son yıllarda hızla artıyor. Cep telefonlarıyla uzun saatler meşgul olmak kalpte ritim bozukluklarını tetikliyor. Var olan zeminde ritim bozukluğu daha yüksek hale getireceği için bu da ciddi nefes darlığa sebep olabilir. Kardiyoloji uzmanı operatör doktor Hayruddin Alibaşiç özellikle kalp pili kullanan hastaları uyardı. Kalp pili bulunan insanlarda mesafe ne kadar yakınsa pile ve kalbe yaydığı elektromanyetik alanlarla birlikte kalbin işleyiş sürecini etkileyebilir. Telefon bağımlılığı sadece kalp damar sistemine zarar vermiyor, omurga yapısını da bozuyor. Telefon kullanırken yanlış pozisyonda telefona doğru eğildikçe omurga sisteminde kalıcı hasarlar oluşabiliyor. Süreç uzadıkça da ilerleyen dönemlerde kifoz, skolyoz gibi hastalıklar beraberinde geliyor. Üstelik buna yaş ilerledikçe kireçlenmeler de ekleniyor. Normal duruş pozisyonumuz bu. Kifoz dediğimiz kamburlukta şu vaziyeti alır. Küçük yaşlarda başlayan telefon bağımlılığı çocuklarda henüz gelişim çağında omurga yapısını bozuyor. Sadece çocuklarda değil, yaş ilerledikçe vücudun aldığı hasar da artıyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Özgür Selim Uysal kireçlenmelere karşı uyardı. 10-11 yaşlarında duruş pozisyon bozukluklarına ve sonrasında daha çok ağrılara neden olabilmekte. Bu yaşlılarda biraz daha fazla oluyor. Kalıcı eklemlerdeki kireçlenmelere, kalıcı ağrılara neden olabilmekte. Peki cep telefonlarının verdiği bu hasarın önüne geçmek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Eğer telefon yanımızda olmak zorundaysa kulaklıkla iletişimi sağlamakta fayda var. Bu süreyi kısıtlamak mümkün değilse parçalara bölmek bunu biraz daha azaltacaktır.